istifade edemez maddesi ticarette çok mühim bir mesele. İslami ticarette bu çok mühim bir mesele. Şimdi bizim başımızdan geçti. Biz Diyarbakırlı birikmiş, Diyarbakırlı kardeşlerim biriktiler ki indel hace lazım olacak bir sermayeleri varmış. Zihni Hoca da bizim orada epeyce kaldı. Hepsi ahbabı. 1977'de beni et balık kurumundan çıkardılar. Zihni Hoca'yı da Diyarbakır'daki işinden çıkarttılar. Kaldık öyle. O Diyarbakırlı kardeşler Zihni Hoca'ya telefon etmişler. Böyle bir sermayemiz var. Eğer değerlendirebilirseniz yapın, bir iş yapın. Zihni Hoca bana söyledi. Yaparız inşallah dedim. Bir dükkan satılıyordu. Tam yerinde yani işin yapılacağı merkezde. Alaaddin Küçük profil işi yapıyor. Demir profil, lama. Benim de işim, mesleğim. Gittik onu aldık. Biraz borçlandık, borçlandık, aldık. O kardeşlerle de bir ticari anlaşma yaptık. Sermaye ve emek ortaklığı şeklinde. Komandite ortak diyorlar ona. Şimdi geleceğim nokta şu. Allah yol verdi, şükürler olsun. İyi gitti işler. Onlar da kazandı, biz de kazandık. Halen de o kazançla devam ediyoruz yani. Rabbimizin lütfü keremi. Şimdi biz orada ticaretle meşgulüz. Bütün ticari bağlantılar Müslüm Gündüz'ü tanıyor. Yani Borusan'ıydı, yok bilmem Karabük Demirçeli'ydi, öbürüydü. Hepsi Müslüm Gündüz'ü tanıyor yani. Kimse ne Diyarbakır'daki kardeşi tanır ne Zihni Hoca. Kimseyi tanımaz. Kim mukavele yapıyor onu tanıyorlar. Kim anlaşma yapıyor. Biz şimdi şirketin parasına hiç dokunmadan itibarımızı kullanarak çok büyük iş yapabilirdik. Yani ben itibarımı kullanarak, ticari itibarımı kullanarak o şirkete de hiçbir zarar vermemek şartıyla, onun işinde aksatmamak şartıyla çok işler yapabilirdim. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in emrettiği gibi sen babanın evinde yatsaydın bu parayı sana verirler miydi? Müslüm Gündüz o işe girmeseydi, onların parasıyla bu işe girmeseydi Müslüm Gündüz'e bu itibar verilir miydi? Yani adam bu işi yapar mı? Yapmaz. İşte bu istifade edemez tabiri çok mühim bir şey. Bu ticaret şeylerine girmemiş gibi. Ben bu ticaret, İslami ticaret kitapları aldım bir hadiseden sonra. Sonra buna dokunmamışlar yani. Bu inceliğe dokunmamışlar. İstifade edeme, ortaklıkta istifade edememek. O çok mühim bir şey yani. Şirketin sana verdiği itibarı şahsına kullanamazsın. Ortaklığa zarar olmuyor, olmuyor. Ben bir gün bir şey oldu. Şimdi demir geliyor şeye. Oradan bir müşteriye demir gönderiyoruz. Bu hamallık işi. Bu hamallık işi. Hamal da bulunmuyor. Bizim orayı markaladılar. Bu bazı gruplar. Hamal vermiyorlar. O sektör de onların elinde. Şimdi ben düşündüm, taşın bunun başka çaresi yok dedim. Tuttum, kendim yükledim. Demirleri kendimiz yükledik. O parayı da hizmete verdik. Yani bir şey, fonum vardı zaten. O fona yatırıyorum. Aldığım o çalıştığım parayı fona yatırıyorum. Sonra düşündüm. Ya bu olur mu, olur mu? Ya İslam ticarette bu var mıdır, yok mudur? Araştırdım. Bir güzel kitap yazılmış. Zannediyorum Altınoluk'tan çıktı zannediyorum. Çok güzel bir kitap, ticari kitap. Onu daha evvel de almıştım. Onu iyi bir ciddi tetkik ettim. Diyor ki, bir adam kendi
malı olan bir müessesede kendisi yükleme demiyor tabii, kendisi işçilik yaparak ayrı bir kazanç elde edemez. Anlatabildim mi? O müessese bana ait. Ben kendime de almıyorum ama bu ayrı bir şey. Bir para şey yapamaz, yani bir kazanç elde edemez. Ondan sonra kestim o işi. Başka bir çare bulduk. Çok incelikler var yani. Bu İslami ticarette çok incelikler var. Bunları doğrusu Müslümanların ticaretle meşgul olanlarına mutlaka tavsiye ediyorum. O çok güzel bir kitap. Daha da güzelleri çıkmıştır şimdi. İslami ticaret falan diye. Onu hafife almasınlar, o kitapları okusunlar. Evet.